Bir adım sonradayım. İlerliyorum. Bakın yüzeyi seçtim. Curve from objects. Extract wireframe. Sarıyken hemen üst topla grup yapın. Yüzeyi seçtim. Delete ile sildim. Şöyle. Üstünde ızgaramız şu şekilde oluştu. Hazır mıyız? Kafesini oluşturduk. Bakın üst görünüşe geliyorum. Sonuçta şöyleyiz ya. Bizim şu polimizi seçip bakın şimdi bunları şöyle yapabiliriz. Üst kısma geldik. Şunu seçtim. Transform Array Rectangular. X'de mesela 6 olsun. Çok beklemeyelim. Y'de 6, Z'de 1 diyelim. Şu köşeden şu köşeye bun. X'de kaçtı hocam? 6, 6, 1. Bakın şöyleyiz. 6, 6, 1. Rendered. Baktığımızda şu. Siz üstteki o kare çizgileri sildiniz mi hocam? Yok, silmedim. Üstünde duruyor. Şöyle dursun. Hani bir desen. Bende daha belirgin de ondan sonra. Bakın şu izometrik baktığınızda da şu şekilde göreceksiniz. Mesela pattern'ımız şöyle bir şey. Evet, artık ne dersiniz? Basic design'ı nasıl? Şuradan bir renk verirsek iyi okunsun diye. Şuradan biraz gloss, reflectivity falan verirsek. Evet. Şöyle pattern'lar oluşturabilirsiniz. Şöyle yaklaşıp. Bir de bakış açınıza göre. Neyse o şeye girmeyeyim. Tam bunu şey yapmak. Karkası oturtmak falan kalsın. Anlaştık mı bunda? Buraya kadar anlaşılmayan bir şeyler, dert, keder, sıkıntı var mı? Hiperbolik, paraboloid, onun binada uygulaması, bunun kutu iskele kullanılarak mantığı, ızgaralanması, renklendir. Renklendir.